Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, yalancının mumunu yatsıya kalmadan söndürmek üzere yine karşınızdayız Utku Reyhan'la birlikte. Dün bir giriş yaptık aslında bu kayıp silah meselesi var malum gündemde. Fakat dün biz yayın esnasındayken hatta yayından sonra da bir takım yeni gelişmeler, açıklamalar da oldu. Bunun üzerine biz konuyu biraz daha araştırdık ve yeni bir takım değerlendirmelere ulaştık. Onları sizlerle paylaşacağız. Eğer vakit olursa da yine diğer bir konumuz var. Bu Kadıköy'deki meseleye ilişkin kiliseye yapılan saygısızlık konusu. Onu da ele almak istiyoruz. Bu kayıp silah, 107 bin kayıp silah meselesiyle istersen başlayalım. Evet, 20 Tugay'ı donatacak kadar, askeri donatacak kadar silah ifadesini kullanmıştı Uğur Dündar. Özellikle ondan sonra olay biraz daha ve tabii şey jandarma alevlendi. Ve emniyet envanterinde 107 bin silahın aslında dağıtıldığı ve özellikle de 15 Temmuz sonrası bunun yapıldığı yönünde bir şey var, bir yaygara var. Onun nasıl bir organizasyon içerisinde yapıldığını da göstereceğiz. Tabii dün konuşmuştuk bu Afgan kaçak göçmenlerle bu silah meselesini birleştirme propagandasına da hala devam ediliyor bu psikolojik savaşı. Bu arada dünkü yayından sonra şöyle yorumlar yapanlar olmuş bizim paylaşımlarımızın altında. Ya Türkiye'de kaç Afgan kaçak göçmen var? Onları görmeden nasıl böyle yorumlar yapıyorsunuz? Ya da işte kaçak girişler oluyor, olmadığını iddia etmeniz yanlıştır diye bir tekrardan ifade edelim. Biz Türkiye'ye hiçbir yerden kaçak göçmen gibi bir şey gelmiyor. Hiçbir şekilde sınırlardan bir kaçak geçiş olmuyor gibi bir iddiada bulunmadık. Hatta programda bunun çeşitli yöntemleri üzerine de konuştuk. Ayrıca Türkiye'ye bir kere terör örgütleri aracılığıyla çeşitli kaçak girişlerin, çıkışların olduğunu geçtiğimiz yıllar boyunca zaten biliyoruz. Türkiye'de de bir Asya'dan gelen, Batı Asya'dan gelen, Orta Asya'dan gelen çok sayıda göçmenin olduğu, düzensiz göçmenin olduğu bir gerçek. Ama biz neyi işaret ettik? Olmayan, Türkiye sınırında olmayan bir görüntüyü kullanıp Birden fazla görüntü ve yüzlerce, binlerce göçmenin ellerini kollarını sallaya sallaya içeriye girdiği iddiasının gerçek dışı olduğu yönünden bunu ifade Yoksa kaçak giriş olmaz olur mu? Yani nereden geliyor bu insanlar? Hepsi şey alıp gelmiyor sonuçta buraya, vize alıp gelmiyorlar. Bir çeşitli yollarla insan kaçakçıları eliyle getiriliyor ama oradaki iddia bambaşkaydı. İşte tek sıra halinde dizilmiş binlerce insanın devletin gözleri önünde, hani kaçak yolla da değil, devletin gözleri önünde girdiği, hatta bunların bir süre sonra silahlandırılıp işte Türkiye'de bir milis gücüne dönüştürüleceği yönünde iddiaları biz yalanladık. Yoksa Türkiye'ye kaçak giriş olmaz mı? Evet, 20 Tugay askeri donatacak kadar 100 bin silah ifadesi üzerine konuşacağız. Başlayalım. Evet. Evet, ya aslında şöyle başladı mesele. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kaçak suç örgütü lideri, YouTuber bir iddiada bulundu. Dedi ki 15 Temmuz sonrasında bir AK Parti Gençlik Kolu Başkanı'na bir kasa şey verildi, silah verildi, falanca yerde teslim edildi gibi bir iddiada bulundu. Bu tabi aslında FETÖ'cülerin, yani aynı isimlere yönelik aynı iddiayı FETÖ'cüler daha Haziran başında, yani yaklaşık bir ay öncesinde zaten dile getirmişlerdi. Ama tabi FETÖ'cüler söylediği zaman dikkate alınmıyor ama niyeyse organize suç örgütü lideri söyleyince itibar görüyor. Bu da bir şekilde itibar gördü ve hemen arkasından da zaten FETÖ'cüler bunu atladılar. Fakat buna ilişkin bir kanıt, bir delil olmadığı için hatta bu iddiada tanık olarak gösterilen kişilerden birisi de, yani o silah tesliminde bulunduğu iddia edilen kişilerden birisi de bir açıklama yayınladı ve ben o belirtilen yere gittim ama herhangi bir silah alışverişine şahit olmadım. Yani Sedat Peker'i de çok seviyorum ama kimseyi de zan altında bırakamam şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu kişi bir gazi. Yani hatta Sedat Peker'in bir araba hediye ettiği bir gazi. İşte gazilere böyle araba vererek şov yapıyor falan. O gazi, o silah değiş tokuşunda orada bulunduğu iddia edilen gazi çıktı dedi ki ben böyle bir şeye şahit olmadım.
Görmedim böyle bir alışveriş. Orada olmama rağmen görmedim dedi. Bir taraftan da şey propagandası yapıldı tabii. O dönem AK Parti il başkanı olan, şimdi Gelecek Partili bir isim üzerinden. Yani bu olduysa, o da öyle söylüyor, olduğuna dair herhangi bir ifadesi yok. Olduysa mutlaka bunu işte Berat Albayrak bilmeden yapamazlar falan yani gibi aslında olayı... Aslında o olduysa onun bilmemesi mümkün değil. Yani çünkü o İstanbul İl Başkanı o zaman silahların verildiği söylenen kişi de İstanbul Gençlik Kolları Başkanı. Yani hani şimdi Gelecek Partili olduğu için oradan atıp tutuyor ama asıl haberi olması gereken kişi kendisi. Ama o şu anda muhalefet ettiği için topu karşıya atıyor. Her neyse yani bu AK Partili gençlere silah dağıtıldığına ilişkin bir kanıt olmadığı için ona başka bir takım kanıtlar bulunmaya çalışıldı ve böylece hani bir inanılırlık sağlanmak istendi. O kanıtın da aslında bir kanıt olmadığını biz şimdi size göstereceğiz. Ama 9 Temmuz'dan itibaren bu açıklama, suç örgütü liderinin açıklamasından sonra 15 Temmuz öncesi yapılması da bence manidar. Yani yeniden tiyatro ve kontrollü darbe masalları söylenmeye başladı. Kayıp FETÖ'cüler de bu açıklamaya sarıldılar. Zaten ben artık onların organize olduklarını ve birlikte hareket ettikleri konusunda neredeyse eminim. Zaten paylaşımları kimlerin retweet ettiğini, kendi serbestle paylaştığını da gördük. Tabii. Evet, Emir Uslu'nun tweet'i, Erdoğan'ın dağıttırdığı silahlarla kimler öldürüldü, şimdi neredeler diyerek Adem Yozgat'ın o silahlar AKP'lileri yakacak şeklindeki değerlendirme yaptığı videoyu paylaştı Emre Uslu. Yani iki FETÖ'cü burada Sedat Peker'den yola çıkarak bu şeyi köpürtüyorlar. İddiayı köpürtüyorlar. Devam edelim. Evet, Adem Yavuz Aslan kayıp silah değil. Yani meseleyi düzelttiğini ifade ediyor. Bunlar dağıtılan silahlar. Evet. Dağıtan kim? Onların ifadesiyle Erdoğan dağıttı bunları. AK Parti dağıttı. Bakın 9 Temmuz hemen Sedat Peker'in açıklamasının ardından bu şey geliyor. Devam edelim. Evet. Burada sansürlemek durumunda kaldık. Evet. Yani burada bir kötü ifade var ama bir başka kaçak FETÖ'cü, onu da yine başka kaçak FETÖ'cü paylaşıyor. Ondan sonra diyor ki Peker'in, çok önemli buluyor Peker'in açıklamalarını, 15 Temmuz'u önemli ölçüde aydınlatacak. Yani bir kontrollü darbe ya da bir tiyatro olduğuna dair bir kanıttır diyor Peker'in açıklaması. Bu sivillere dağıtılan Kalaşnikov'lara sadece değinip geçti veya görmezden geldi. Yani yeterince ilgi görmemesinden şikayetçi. Yani Baykal'ı da konuşuyorsunuz da bunu niye konuşmuyorsunuz falan diyor. Devam edelim. Evet tabii bu iddiayı... Burada bir video olacaktı ama... O videoyu atladık mı arkadaşlar? Evet tamam, önce videoyu verelim, sonra görseli konuşalım. 107 bin silahın kayıp olduğu ortada. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu bir başka deyişle şu şekilde ifade edelim. 20 Tugay'ı silahlandırabilecek kadar kayıp silahtan söz ediyoruz. Evet. Tugaylar minimum 5000 askerden oluşur. 5 çarpı 20, 100. Evet. Yani en az 100 bin kayıp silah söz konusu. Evet. Üstüne oturulacak, yatılacak ve görmezden gelinecek bir konu değil. Evet. Tekrar ediyorum, ülkenin bir numaralı güvenlik sorunu. Evet. Özellikle muhalefet partilerinin bütün güçleriyle bunu yüksek sesle dile getirmeleri ve bu konunun üzerine gidilip bunun hesabının verilmesini sağlamalı. Evet, Uğur Dündar'ın açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi zaten dikkat edersen Tuncay Molla Veysoğlu bir sayı veriyor başında. 107 bin tane kaçak silah var diyor. Öncesinde de zaten Sedat Peker'e dayandırıyorlar falan. Halbuki Sedat Peker'de o da yok. 107 bin sonradan oraya eklenen bir şey. Onun nasıl eklendiğini de göstereceğiz. Ve bunların emniyet ve jandarma. Kime dağıt? Emniyet ve jandarmanın silahları olduğu ve birilerine dağıtıldığını söylüyorlar. İddia bu. Uğur Dündar buna 20 Tugay diyerek bir açılım getiriyor. Yani tıpkı 128 milyarlar da gibi kafalara böyle bir büyük bir şüphe olarak 20 Tugaylık silahın birileri tarafından kullanıma hazır halde tutulduğu gibi bir iddiayı yerleştiriyor. Devam edelim. Tabii bu haber çokça haber sitesinde yayıldı. Ve yine kendisi... Yok arkadaşlar, bir önceki görsele getirelim. Hani videoya girmiştik ya, evet.
Sözcü yazarı Uğur Dündar, Tele1'in anında manşet programında organize suç örgütü liderinden hüküm giymiş Sedat Peker'in kayıt dışı silah dağıtımı yapıldığı iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aynı şeyler ama burada dikkat çeken şu, Sedat Peker'in açıklamaları üzerine bu geliyor. Yani Uğur Dündar, Sedat Peker'in açıklamalarını ciddiye alıyor. Zaten bir kutlama da olmuştu tabii, Sedat Peker'den tabii, bir karşılıklı. Tabii, teşekkür etti Uğur Dündar'a. Selamladılar. Fakat Sedat Peker'de olmayan 20 tugaylık silah ya da en az 100 bin ya da 107 bin silah buraya sokuşturulmuş. Ona birazdan bakacağız. Devam edelim. Evet, çok pek çok FETÖ'cü hesap zaten birbirlerini de sürekli retweet ediyorlar. Paylaşımları yapıyorlar. Mehmet Altan da 20 tugaylık silah kayıp. Savcılar nerede? Evet. Mehmet Altan'ın ifadesi, zaten. Sedat Peker'lerin konuşmaları bütün FETÖ'cülerin önünü açıyor. Evet. Klasik devlet düşmanı propaganda yapmak için onlara malzeme temin edilmiş oluyor. Devam edelim. Ama bu malzeme gerçeğe dayanıyor mu? Tabii esas mesele o. Onu birazdan gireceğiz. İki gün sonra bu topluma büyük acılar yaşatan 15. yazmış. 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü. Büyük yazarlar ya bunlar. Ama yine de hala Türkçe kullanım konusunda sıkıntı yaşıyorlar sürekli. 5 yıldır kayıp 20 tugaylık silah nasıl bulunamaz? Evet, yani 5 yıldır 2016'dan bu yana 20 tugaylık silahın 2016'dan sonra kaybolduğu iddiası var. Yani 15 Temmuz'dan sonra 107 bin silah kaybolmuş. İddia bu. Devam edelim. FETÖ'cüler devam ediyor. Bakın Sedat Peker neyi paylaşıyor? Yani o çok güvenilen, niyeyse güvenilen mafya lideri şeyin, Fethullahçıların ana haber sitelerinden birisi Kronos, onu paylaşıyor. Ve bu şey köpürtülüyor burada. Kayıp silah meselesi. Sedat Peker'in ifşa ettiği. Halbuki ortada hiç ifşa eden hiçbir şey yok. Tabii. Devam edelim. FETÖ'cülerle kol kola Sedat Peker. Sadece FETÖ'cüler değil, PKK'nın partisi HDP de kol kola. Yani bu açıklama üzerine, Sedat Peker'in açıklamaları üzerine HDP soru önergesi veriyor meclise. Bu kayıp silahları araştırın diye bir soru önergesi. Ne? Araştırma önergesi. Bir şey veriyor. Evet, meclis araştırması açılmasını istemişler. Daha yani önce de yine FETÖ'nün, PKK'nın, ondan sonra Peker'in, şunun bunun Türkiye karşıtı bir faaliyet için ve bir yalanın peşinden bir araya geldiklerini görüyoruz. Meclise daha önce de bu kayıp silah meselesiyle ilgili soru önergeleri geliyor. İçişleri Bakanlığı defalarca açıklamalar yapıyor. Abi 2018'de var, 19'da var. Isıtılıp ısıtıp tekrardan önümüze konan bir yalan. Devam edelim. Evet. O ne diyor? Sitesi de olayı tabii tekrardan köpürterek, kimse nerede olduklarını bilmiyor. Emniyet ve jandarma envanterindeki 100 binden fazla silah kayıp. Yani bu başlığı nasıl atıyorlar, hayret edilecek bir şey. Çünkü birazdan göreceğiz ki o 100 binle ifade edilen silahın emniyet ve jandarma ile hiç bilgisi yok. Ama ya öyle olduğunu bildikleri halde bile bile yalan söylüyorlar. Ben onu diyorum, bile bile yalan söylediğini düşünmüyorum. Çünkü bunlar ya da haberci kuyruğa değil. Takılıyorlar. Şeyler yani. Evet. Tık alalım. Evet. Beğeni alalım. Evet. Biraz daha para kazanalım. Evet. Çok fazla derinlemesine bakmaya gerek yok. Evet. Çok tıklansın. O kafi evet, bizim tabii için. Ya bunu okuyan bir insan emniyet ve jandarmanın 100 bin silahının kayıp olduğunu düşünüyor. Ya 100 bin silah da hiçbir askerlik yapmadınız ya. Ya bir tane silahı bırak, mermi kovanıyla ilgili tabii. Yani yaptık askerlik biliyoruz. Bu arada mermi kovanı derken şey değil, hani kullanılmamış mermi kovanı değil. Atıştan sonra kalan kovanı boş bile kovanı tabii, saatlerce çimlerin arasında ararsın tabii. Yani gecenin yarısı bile olsa tabii. Arama yaparsın. Bu arada hani 100 bin sayısı da birazdan göreceğiz açıklamada, emniyet ve jandarmanın toplam şeyinin 3'te 1'i. Yani emniyetin ve jandarma İçişleri Bakanlığı'nın silahların 3'te 1'inin bir takım kişilere dağıtıldığı söyleniyor. Yani olacak şey değil. Devam edelim. Ya hiç mi hesap kitabınız yok ya? Türkiye'de kaç tane asker var? Evet. Her askerin üzerine zimmetli bir silah var. Hepsinin seri numaraları belli. İşte Gerçek Gündem de aynısını yapıyor ve burada bir CHP milletvekiliyle röportaj yapmışlar. Devam edelim. O röportajı görelim. Şimdi aslında mesele buradan kopuyor. Mehmet Tüm,
CHP milletvekili eski, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın resmi raporlarında ve internet sitesinde, birazdan onlara bakacağız, 2014'te 14 bin silahın kaybolduğu, 2016'da ise 107 bin silahın kaybolduğu yazıyor. Şimdi bu yazılanlar doğru. Buradan yola çıkarak... Yani raporlara göre evet, bu sayı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tam 7,5 kat artmış ve 107 bine ulaşmış. Evet. Yani ama... 2014'te 14 binken 2016'da 107 bine ulaşmış. Peki insan evet, şu cümleleri okuduğunda şu soruyu sormaz mı? Ya 2014, 2016 arada bir yıl daha olması lazım evet, değil mi? Koskoca evet, bir yıl. 2015. Bu arada mesela ben, biz tabii şunları merak ettik. Acaba 2013'te neymiş? Evet. 2015'te ne olmuş? 2017'de durum ne? Çünkü ancak birazdan zaten hepsini yan yana size göstereceğiz. Ancak oraya bakınca bir sonuç çıkarmanız mümkün oluyor. Ve öyle ama hani şurada yani 2015'in olmaması, evet, yani 2014'ten 2016'ya bir tabii, geçişin olmasının mantıksızlığını daha cümleyi tabii, okuyan insan tabii, ilk başta hissetmez mi? Yani evet, niye 2015'i koymadınız? Evet. Yani şu olsa mantıklı. 2015'te bu rakam, 2016'da bu rakam. Tabii. Ama 2015'i koyamıyorlar. Evet. Çünkü 2015 rakamı evet, bu iddianın başlı başına çürütücüsü tabii, en başından. Devam edelim. Şimdi bütün bu iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bakan yardımcısı yani aynı tam zamanda. Tam biz programa girmeden 40 dakika önce paylaşımı yapmış. Evet, dün. Biz programa evet, son hazırlıklarımızı yaptığımız için görmemiştik. Evet. Şimdi temcit pilavı gibi ısıtılıp öne sürülen kayıp silahlar yan adıyla ilgili yeniden açıklama. Hakikaten daha önce de gerek basına açıklama yapılmış, gerek meclisteki... Biz de dün yayında evet, aynı zamanda bir tabii, paylaşım, 2018 yılındaki 2018. Bir açıklamayı koymuş. Mecliste sorulmuş, onlara yanıt verilmiş falan filan, defaatle açıklanmış, bir daha açıklamışlar. Bir yakından görelim açıklamayı, devam edelim. Şimdi bakın burada bir kere işin 15 Temmuz boyutuyla ilgili şunu söylüyor. 15 Temmuz'da kaybolan ve bize kayıtlı olan, yani jandarma ve emniyete kayıtlı olan silahları sıralıyor. Jandarmaya kayıtlı, Jandarma Genel Komutanlığı'na kayıtlı Ankara'daki 7 adet silah darbeciler tarafından gasp ediliyor. 7 silah kayıp o günden bugüne. Dönüyor Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde de 3 G3 tüfeği, 11 Kalaşnikov, 1 adet MP5, 1 adet kuru sıkı tabanca, toplam 16, etti 23. Bir de İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı 1 tane MP5 makinalı tabanca. Yani toplam 24 silahın bu darbe teşebbüsü sırasında böyle halka dağıtıldığı değil, tam tersine darbeciler tarafından gasp edildiğini öğreniyoruz. Hatta bir şey söyleyeyim. 2 yıl oluyor sanırım. Ankara Çubuk'ta bir cinayet işlendi. O cinayette bu silahlardan birinin kullanıldığı ortaya çıktı. Ve o silah şöyle ele geçirilmiş. Çatışma sırasında öldürülen bir komiserin üzerinden alınıp çalınan bir silah olduğu ortaya çıktı. Yani bu silahlar bir kere 107 bin değil, 24. İki, o 107 bin rakamına geleceğiz, 2017'deki rakam. Onunla ilgili de diyor ki, bu diyor sivil vatandaşlarımızın kaybettikleri silahları da içeren 1944'ten 2017'nin sonuna kadarki 73 yıllık toplam sayıdır. Yani 73 yıl boyunca Türkiye'de kaybolan, kayıp ihbarında bulunulan toplam silah sayısından söz ediyoruz. Yoksa 15 Temmuz'dan sonra halka dağıtılan ya da 15 Temmuz öncesinde, FETÖ'cülerin o iddiası da var, 15 Temmuz öncesinde halka dağıtılan silahlar değil. Kaldı ki bunlar sivil silahlar. Ya şöyle bir açıklamanın şöyle bir mantığı olması lazım değil mi? Madem 15 Temmuz'da bu kadar silah dağıtıldı, madem bir komedi, tiyatro gibi bir şey oynandı, bizim şunu görmemiz lazımdı değil mi? Pek çok görüntü var 15 Temmuz gecesinden. Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananlar, Ankara'da yaşananlar, çeşitli meydanlarda, Kızılay'da vesaire gerçekleşen çatışmalar. Bizim şunu görmemiz lazımdı o zaman. Ellerinde Kalaşnikov tüfeklerle tanklara, orada kimi kandırılan, kimi direkt tertibin içinde bulunan FETÖ'cü subaylara, assubaylara vesaire ellerindeki silahlarla ateş eden siviller görmemiz lazım. Tam tersini görürsünüz. 15 Temmuz Köprüsü'ndeki, eski Boğaziçi Köprüsü'ndeki görüntülere bakalım. Orada darbecilerin kontrolündeki askerlerin ateş ettiğini, diğerlerinin de hani darbenin artık çökmesiyle beraber gidip onları elleriyle teslim aldığı görüntüler gördük. Yani bırakın ateş etmeyi.
Yani madem 15 Temmuz'da, 15 Temmuz öncesinde bu kadar hani silah dağıtıldı, onun bir görüntüsünün falan olması lazım. Yani Anton Çehov'un bir sözü var ya, hani bir sahnede silah görünüyorsa o ilerleyen süreçlerde mutlaka patlar diye. Tabii. Ya bu kadar silah madem 15 Temmuz'da bir tiyatro için dağıtıldı, biz niye görmedik? Niye görmedik? Zaten bak az önce söylediğimiz noktaya da değinmiş Sayın Çataklı. Kaldı ki ilgili birimlerimizin personel sayısı dikkate alındığında söz konusu iddialarda geçen miktarın tutarsızlığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kaybolduğu iddia edilen silah sayısı, yani 107 bin silah sayısı, o günlerdeki tüm jandarma ve emniyet personel sayısının yaklaşık 1/3'üne tekabül etmektedir. Yani olacak şey değil. Devlet ciddiyeti içerisinde böyle bir eksikliğin olamayacağı elbette ki izaha muhtaç değildir. Ama yine de izah etmek durumunda kalıyoruz. Şimdi bu şeylere bir bakalım. Yani o herkesin ağzına doladığı 107 bin silah ya da 20 tugaylık silah konusu nedir? Bir de o İçişleri Bakanlığı raporlarından yola çıkarak bir inceleyelim. Gelelim arkadaşlar. Evet. Bakın biz sizin için birleştirdik. Sol dün, üstte dün 2013. Dün de zaten bir kısmını göstermiştik sizlere. Hatta 2017'yi de göstermiştik. 2017'de sayı biraz azalıyor. O da var elimizde ama hani çok büyük gerek bir fark yok. Yani. Çok fazla bir fark yok. Sol üstte 2013'ü, yanında 2014, sol altta 2015, sağ altta 2016. İçişleri Bakanlığı'nın resmi faaliyet raporu. Bakın bir kere kayıp eşya ve belge sayısı, polis, jandarma toplam. Yani bu şu demek, polis ve jandarmaya intikal eden kayıp eşya ve belge sayısı. Bunu araç nereden tesli, anlıyoruz? Silah ruhsatı, sürücü belgesi, kurum kimliği vesaire. Yani bu şeyle ilgili değil. Jandarmanın ya da polisi ait olan eşyalarla ilgili değil. Onlara giden. Onlara giden başvurularla ilgili bir şey. Zaten mesela kayıp araç diyor. Dikkat ederseniz bakın 2. bölümün 3. satırında kayıp araç diyor örneğin. 191.276. Mesela sizin 78, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 191 bin aracın bir yıl içerisinde kayıp olma ihtimali var mı? Yok. Ya da kayıp kimlik sayısı bakın 984 neredeyse bin. Neredeyse 1 milyon. Neredeyse 1 milyon. Zaten İçişleri Bakanlığı'nın personeli kaç? Yani polisi, jandarmayı ve diğer işte nüfus hizmetlerini vesaire toplayın. İşte en fazla ne oluyor? 500-600 bin falan personelden söz ediyoruz. Orada bir yılda 984 bin kimliğin kaybolduğu iddiası var. Dolayısıyla bu o değil. Yani bizim ihbarda bulunduğumuz, benim kimliğim kayboldu, benim silahım kayboldu, benim ruhsatım kayboldu. Bunların toplamı ve 2013 yılındaki bu istatistik o güne kadar ki, yani bir yılda kaybolan araç sayısı değil 191 bin. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında gördüğümüz üzere 1944'ten itibaren bu tutuluyor. Kümülatif. Yani toplanarak gelen, birikerek gelen. Ama tabii muhtemelen şöyle bir durum da var. Bulunma ve yeniden çıkma hali olduğunda bu düşüyor. İstatistikten düşüyor. Tabii düşüyor. Yani şöyle denilebilir ya, bir yıl içerisindeki farkların sebebi nedir denilebilir. Çünkü bir kısmı onlara bulunuyor. Bulunduğu zaman kayıp olma halinden çıkarılıyor. Çünkü o diyelim belgenin seri numarası iptal ediliyor. Tabii. Yani o belgeyi artık hiç kimse bir resmi bir işlemde kullanamaz hale geliyor. Bir kağıt parçasına dönüşmüş oluyor kayıpsa da. Şimdi burada kıyamet 2014'te kopuyor. Yani şu sağ üsttekinde. Çünkü orada bir takım düşük rakamlar var. Bakın kayıp kimlik toplanıp gelen 984 binken bir anda 264'e inmiş. Kayıp silah 76 binken 14 bine inmiş. Kayıp araç 191 binken 29 bine inmiş vesaire. Bütün veriler düşmüş. 2015'e geldiğimizde ise bir anda bir patlama. Bir anda 1,5 milyona çıktığını görüyoruz kayıp kimliğin. 91 bine kayıp silahın, kayıp aracın da 220 bine. 2016'ya baktığınız zaman da, yani en sondaki şeye baktığınız zaman da yine 2015'e göre artışların makul bir biçimde olduğunu görüyoruz. Yani 91 bin kayıp silah olmuş 107 bin. Yani aslında o darbede dağıtıldı denilen süreçte 91 binden 107 bine. Yani aslında 16 bin. 15-16 bin. Çünkü zaten 91 bin kayıp varmış, 107 bin. Şimdi burada 2014'teki mesele şu. İçişleri Bakanlığı onu daha önceki bir açıklamasında da söylemiş. 2014'te biz daha önce yaptıklarımızın aksine yıllık istatistiği verdik. Yani toplam istatistiği vere vere gelirken 2014 raporunda hakikaten girip baktığınız zaman faaliyet raporlarına bu raporun yıllık verildiği görülüyor. Ama sonra 2015'te tekrar kümülatif normale dönüyor ve 2016 diye devam ediyor. Yani aslında 2014'te bu durum devam etmiş olsaydı rakamlar şöyle olacaktı. İzleyicilerimizin kafasında canlansın diye söylüyorum.
984.989 belgeye 264.087 belge daha eklenerek aşağı yukarı 1.230.000 civarında bir rakam olacaktı. O rakam da 2015'e 1,5 milyon olarak geçecekti. Yine kayıp silah sayısı 76.758 iken 14.000 eklenecekti. 90.000 olacaktı. Öbür yılda 91.120'ye çıkacaktı. Yani 2014 yılının diğer 3 yıla göre olan farkı yalnızca 10 yıla dair istatistik verilerin toplanmış olması. Şimdi burada kıyamet niye kopuyor? Sağdaki 2014'te, sağ üstteki 2014'te 14.000 silah varken sağ alttaki 2016'da 107 bine ulaşmış. 2017'de yayınlanan. Dolayısıyla 7,5 kart atmış. Halbuki 107 bin şeyin toplamı 44 yıllık, pardon 70 küsur yıllık şeyin toplamı. 4 yılından beri. Yukarıdaki ise 2014'teki ise sadece o yılın istatistiği. Zaten olayda bir yalan olduğu söyledim ya. 2014'ten 2016'ya bir karşılaştırma yapılması. Yani bu gözden kaçan, yanlışlıkla yapılan bir şeydir. Bu bilinçli olarak yapılan bir şey. Yani ancak bir aptal gerçekten zihinsel anlamda matematikle ilgili temel meseleleri kavrayamayacak, okuma yazmayı çok kötü bilen birisinin ancak yapabileceği bir hatadır. Evet. Çünkü bakarsınız istatistiğe 2014 ne olmuş, 2015 ne olmuş, 2016 ne olmuş. Hadi diyelim 2014'teki veriyi doğru kabul ettin ve yıllık olduğunu düşündün. 2015'te 91.120. Ha bu arada yani darbe mi oldu 2015 yılında? Tabii. Yani esas artış önceki yıl. Doğru. Esas yani fırlama, artış çokluğu 91.120. Yani sanki 14.000'den. Tabii o da sahte bir artış, gerçek bir artış değil. Çünkü toplam veriyle ilgili. Toplam veriyle ilgili. Bu arada tabii bunların tekrar hatırlatırım. Bunların askerin, polisin, jandarmanın silahı olmadığını da hatırlatalım. Evet. Ha şimdi tabii şu da merak edilen bir şey. Mesela ben de düşündüm ya 107 bin silah 70 küsür yılda nasıl kayıp oldu? Yani bir insan nasıl silahını kaybeder? Mesela bizim silahla külahla işimiz yok. Hiç olmadı. Askerde attığımız kadar yani. Ama nasıl kaybolur? Ama olsa kaybetmezdim diye düşünüyorum. Şöyle bir intiba edindim çeşitli okumalardan sonra. Bunların 5 yılda bir verilen şeyleri varmış. Ciddi vergileri var. Vergileri varmış. Mesela taşıma ruhsatına 5 yılda bir 7500 lira veriyormuşsun. Bulundurma ruhsatına 2500 lira veriyormuşsun falan. Bir kere bu ruhsatı aldıktan sonra işte 5 yıl sonunda o şeye tekrar vermemek için ya da parası olmadığı için falan bilmiyoruz artık onu. Kayıp ihbarında bulunuyor. Bu da usulsüz bir şey. Çalındı deniyor, bilmem ne deniyor falan filan. Ve bu şekilde onlar kayıp gibi görünüyor. Halbuki ya o kişi de ya o kişinin yakınında falan. Ama yani kaybın ana gerekçelerinden biri bu. Tabii bir de çalıntılar var. Bir de tabii 1944'ten beri diyor. Yani yalnızca 1980 öncesindeki bu Gladio'nun yürüttüğü tertiplerde kullanılan çeşitli sağ sol adı altında ülkenin parçalandığı, gençlerin birbirine silah sıktığı, iklimin yaratıldığı koşullarda Soğuk Savaş döneminde özellikle Amerikancı Gladio'nun hem Bulgaristan üzerinden, Balkanlardan, deniz yolları üzerinden, doğudan, güneydoğudan sınır, kara sınırımız olan ülkeler üzerinden Türkiye'ye çok sayıda kaçak silah girişi olduğunu da bilmek lazım. Tabii bunlar ruhsatlı. Ruhsatlı silahlarla ilgili tabii. Ruhsatlı silahlar. Ruhsatlı silah kısmı ayrı bir dava ve bir baş belası Türkiye açısından da dünya açısından da ama bir tekrar edelim. Sedat Peker'in iddiasında olmayan, daha sonra Uğur Dündar ve başka bazı kişiler tarafından eklenen, bazı CHP milletvekillerinin de söylediği 107 bin silah bir askeriyenin silahı değil, emniyetin sivil silahlar değil. Vatandaşların zamanla kaybettiği ya da kayıp başvurusunda bulunduğu silahlar ve bir yılda kaybolan silahlar değil ya da iki yılda kaybolan silahlar değil, 70 küsur yıl boyunca Türkiye'de kayıp ihbarında bulunan toplam silahlar. Dolayısıyla ortada dağıtılmış falan bir silah yok. Burada tabii bir başka husus var. Onu da söyleyip belki bitirebiliriz. Şimdi Sedat Peker şunu söylüyor. Sedat Peker zaten devlet envanterinde olmayan silahların dağıtıldığını söylüyor. Yani bu Uğur Dündarlar falan devletin silahlarının dağıtıldığını söylüyor. Ama Sedat Peker devlet envanterinde olmayan kaçak ve hatta hani seferberlik halinde dağıtılacak silahların dağıtıldığını söylüyor. Yani Türkiye'de tabii mesela Kozmiko'da olayını hatırlarsın. Yani olası bir savaş, işgal vesaire gibi durumlarda bazı kişilere zibetlenmiş. Ondan sonra onların
Türkiye'yi savunmak adına. İsimleri bellidir, adresleri bellidir. Böyle devlet görevlileri vardır. FETÖ'cüler de zaten o kozmik adaya ondan girmişti Amerika adına. Yani Türkiye'nin bu seferberlik sırlarını çalmak için. Sedat Peker de aslında nasıl ajanlaştığını oraya tekrar işaret ederek, yani tekrar o kozmik oda vurgularını yaparak. Yani tam Ergenekon tertibinde tabii. O Poyrazköy kazılarında evet. İşte silah bulundu. Yok Ümraniye'de bombalar bulundu hikayelerinde. Evet. Evet. Bir tertibin malzemesi olarak nasıl kullanıldıysa evet. Aynı evet. Denklemin yine FETÖ'cüler evet. Ve Sedat Peker'in nasıl buralarda birleştiğini bir kere daha görmüş olduk. Evet. Benzer bir tezgah yeniden kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama buradaki maharet şu, helal olsun. Yani Sedat Peker'de de olmayan 107 bin silah ve jandarma ve emniyete kayıtlı 107 bin silah dağıtıldığı tezi ve tamamıyla yalana dayandı. Hiçbir resmi belgeye hiçbir şeye dayanmıyor ve şunlara dayandırıyorlar ama bunları okuduğunuz zaman onun tam tersi bir durum olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii şunu da ifade edelim. Elbette biz az önce sen de söyledin yani tabii ki 107 bin silah da bu sayı sonra düştü. 2017 yılındaki verilerde 106 bine düşüyor. Evet. Sonraki verilerde de çok büyük veriler... fark yok, dalgalanma yok. Evet. Ama şunu söyleyelim tabii ki bireysel silahlanmanın artış hızı Türkiye açısından da bir sıkıntı. Dünya ölçeğinde de çok çok büyük bir problem. Tabii. Ama burada yani bireysel silahlanmaya karşı tavır alırken dünya ölçeğindeki tabloyu da iyi görmek lazım. İstersen onu da paylaşalım izleyicilerimizle. Bu büyük bir sorun. Geçelim sonraki görsele. Şimdi bakınız dünya ölçeğinde bu tabii 2007 yılında ki bir araştırma da bütün dünya ölçeğinde yapıldığı için çok sık bu veriler ortaya çıkmıyor. Bu Small Arms Survey isimli bir kaynak. Cambridge Üniversitesi'nde 2010 yılında yayınlanan veriler. Bakınız burada şeyi görüyoruz. Bir en yukarı çıkalım kişiye, arkadaşlar. En yukarı çıkalım. Her 100 kişiye kaç silah düşüyor? Sivil silahlardan bahsediyoruz. Şimdi bu, asker değil. Mesela zirvede Amerika var 90. Bu 2017'ye gelindiğinde 120'ye çıkmış. Yani bir kişiye 1.2 silah düşen bir şey ülkeden söz ediyoruz Amerika. Fakat daha çarpıcı olan... Bakınız Yemen tabii ciddi bir iç savaş evet. süreci yaşıyor. Hem Suudi Arabistan hem İran'ın da içinde olduğu bir karmaşık vaziyet var. Ve çok uzun yıllardan beri devam eden bir savaş var. Yani Yemen'deki bu silah yoğunluğunu bu gerçekliğe göre okumak lazım. Keza Irak yine tamam. ve Sırbistan. Bunlar çok ciddi çatışma alanları yaşamış tabii. ülkeler. Evet. Ama onun dışındaki ülkelere bir bakalım. Hangi ülkeler var? Finlandiya. Amerika Birleşik Devletleri. Finlandiya. Batı demokrasinin yıldız evet. ülkeleri. İsviçre. Bakınız Finlandiya'da, İsviçre'de neredeyse iki kişiye bir silah düşüyor. Evet. Fransa. 32. %32. Kanada. %31.5. Kanada'yı da çok övüyorlar ya. Evet. Barışçıl, mutlu mesut insanlar ülkesi. İsveç. 31.5. Avusturya 31, Almanya, Yeni Zelanda. Yine bu batı cephesiyle hareket eden bölgemizin Suudi Arabistan Krallığı. Diye orada gidiyor. Türkiye gidiyor. İşte bütün bunların altında. Türkiye'den sonra Avrupalı diyebileceğimiz işte İtalya var, İtalya İspanya ve İspanya var. Görünüyor. Onun Ukrayna dışında çok, bir de İngiltere var. Evet. Bir de burada ilginç bir şey. En alta gelelim arkadaşlar. Bu oranlara bakıldığında nüfusu 201 milyon olan Nijerya. %1. Evet. Yine nüfusu 1,5 milyara dayanan Çin 3,5 yine 1 milyar 400 milyona dayanan Hindistan'da oranların en alt seviyede olduğunu görüyoruz ve en aşağıdaki ülkeler hatta İran bile 5,3 evet, bu da evet. Ciddi bir nüfusu var. Bu da bize bir şeyi gösteriyor. Yani yeni uygarlığın doğuş coğrafyasının Asya'da olduğunun da bence bir göstergesi. Tabii. Madem bireysel silahlanmaya karşıyız, elbette karşıyız. Bunun en az olduğu ülkelerin neresi olduğuna baktığımızda işte Afrika'daki Nijerya'yı, Asya'daki Çin ve Hindistan olduğunu görüyoruz. Bu da evet. ilginç bir veri. Evet. Ama tabii bu bireysel silahlanma üzerine ve buna karşıtlık üzerine en çok propagandanın yapıldığı yerler listenin tepesindeki evet. ülkeler. Bir veri daha göstereceğiz, bir sonraki veri. Bakınız bu da Euronews'in haberi. Dünyada sivil silahlanmada ilk 10 ülke. Bakınız bunlar listeyi nasıl yapmış? Orana göre değil. Sayıya göre yapmış.
Yani Amerika orada tabii açık ara çok büyük farkla doğal olarak birinci sırada ama... Abi liste... Amerika dünyadaki, dünyada 800 milyona yakın şey varmış, 800 milyonun biraz üzerinde, biraz üzerinde sivil silah varmış. Bir galiba 300 milyon civarında da işte asker ve iç güvenlik. Resmi yani polis. Yani dünyada 1.1 milyar silah olduğu, bunun 800 milyonunun sivillere ait olduğu söyleniyor. Resmi ya da kaçak. Bu 800 bin silahın yaklaşık 400 bini sivillere ait. 800 bin silahın yaklaşık 400 bini Amerika'da. %50'si. Neredeyse yarısı. Çünkü orada bir anayasal hak silahlanmak. Yani herkes İkinci madde. Gidip bakkaldan silah alabiliyor. Yani öyle bir ülkeden söz ediyoruz. Orada da çok katliam yapıldığı için ve ateşli silahlarla ölüm oranının da en yüksek Tabii. ülke olduğu için çeşitli kampanyalar yapılıyor işte bu silahlanmaya karşı ama etkili olmuyor. Ama bu listede dikkat çeken şey şu, listenin diğer sıralamasına baktığımızda şunları görüyoruz. Hindistan 2. sırada, evet. Çin 3. sırada, Pakistan 4. sırada, Rusya 5. sırada, evet. Brezilya 6, Meksika 7, Almanya 8, Yemen, Türkiye 9 ve 10. Evet. Zaten haberin başlığı da şuydu, dünyada sivil silahlanmada Avrupa 3.'sü Türkiye, evet. dünyada da 10. ülke evet. diye. Halbuki nüfusa oranladığı zaman... Türkiye bayağı aşağılara düşüyor. Çin zaten sona düşüyor. Sona düşüyor. Çin, Hindistan. Evet. Yani bakınız Hindistan, Çin'in nüfusunu söyledik. Pakistan 225 milyon. Rusya 146 milyon. Brezilya 213 milyon. Meksika 126 milyon. Yani bu listedeki ülkelere baktığımızda çok daha büyük nüfus oranları olduğunu görüyoruz. Yani düşünsenize Çin'deki silah sayısı 50 milyonun altında. Evet, tam 50 milyon. 1,5 diyelim. Milyar evet. nüfustan evet. bahsediyoruz. Yani bunu aslında... Böyle bir şey sıralama olmaz ki ya. Saçma sapan. Ya burada bir algı var. Yani Hindistan, Çin, Pakistan. Halbuki listeyi ters çevirdiğin zaman, az oranladığın zaman listeye baktığımızda o büyük batı demokrasilerinin olduğunu görürüz. Tabii orada şey denecek. Ya işte avcılık yapıyorlar, dağlar var, bilmem ne, onu vuruyorlar, bunu vuruyorlar. Ya o da bence yani avcılık da niyeyse bir spor olarak görülüyor ama yani o da bence insanlığın kültürüyle ilgili bir şey. Yani niye avcılık yapılsın ki ya? Biz niye gidip vahşi doğada özgürce dolaşan hayvanları silahla öldürelim. Dolayısıyla durum tam tersi. Yani Türkiye'de tabii ciddi bir kaçak silah var. Onu da görmezden gelemeyiz. Yani ruhsatsız bir biçimde çeşitli yollarla sokulmuş. Zaten terör örgütleri var. Zaten çok sayıda organize suç örgütü var. Çete var, mafya var falan filan. Bunların ellerinde de tonla silah var. Bununla mücadele edilmesi lazım. Ama tabii ruhsatlı silahı da sıkıştırmak lazım. Abi önüne geleni vermemek lazım. Tabii en önemli silah, en tehlikeli silah yalan. Tabii. Biz de esas olarak onunla evet. mücadele ediyoruz. Şimdi diğer başlığımızda istersen devam edelim. Var mı Kadıköy var, var. Kadıköy'de Peki. yaşanılan kiliseye saygısızlık meselesi, onu konuşacağız. Başlayalım. Evet, Kadıköy'de bir kilisede yaşananlar, o görüntülerin yayınlanması özellikle büyük tepki çekti. İstersen hemen izleyelim, üzerine konuşalım. Bu Kadıköy'de bir Ermeni kilisesi. Kilisenin önünde bir takım insanların müzik eşliğinde, muhtemelen de alkol eşliğinde eğlendiklerini, 1-2-3 kişinin de kilisenin kapısının kemerine çıkıp, çatısına çıkıp, hakikaten dayanılmaz bir saygısızlık bu. Nitekim bu olaylardan sonra bu 3 kişi gözaltına alındı. Ama bir infial yarattı tabii. Evet. Ve infial çok... doğal ama, evet. doğal ama yani... infiali başka bir şeylere evritmeye çalışanlar Tabii. da oldu. Şimdi bir ona evet. Bakalım istersen. Devam edelim arkadaşlar görsellerimizle. Nasıl ele alındı bu konu? Evet. Bu bir HDP'li gayrimüslim bir yurttaş, HDP yöneticisi, parti meclis üyesi. Burada polis sorumlu tutuluyor. Yani polis neredeydi falan diyor. Halbuki gidin her gün Kadıköy'e. Bu bölgeye, Barlar Sokağı denilen bölge burası. Polis olsa da niye polis var, niye eğlenenleri engelliyorlar falan denecek. Zira bu olay oluyor, bu olaydan bir süre sonra da sabahın 5.30'unda da şey yapılıyorlar, gözaltına alınıyorlar. Yani polis işini yapmamıştı değil ama burada işte çıkanlar, muhtemelen kendilerine de oy veren insanlar, bilmiyoruz.
Yani yaşam tarzı falan itibariyle ama bu saygısızlığı yapanları değil de niyeyse yine polisi hedef alan bir paylaşım görüyoruz. Devam edelim. Tabii sadece polis hedef alınmıyor. Aynı şeyi söylüyor Garo Paylan yine HDP milletvekili. Evet. Yol verenleri kınıyorum diyor. Bakın bu da enteresan çünkü bunun biraz sonra göreceğiz. Sanki böyle birileri özellikle onları gidip kilisenin damına çıkıp göbek atın demiş gibi bir zaten algı var. Zaten şey söyleniyor. Polisin müdahale etmeyen polisler hakkında soruşturma açılmalı. Evet, tabii. Devam edelim. Bu Al Monitor muhabiri. Al Monitor Amerika Birleşik Devletleri'nde merkez kurulan bir şey. Arap dünyasına yayın yapan Amerikancı bir yayın organı. Bu bakın diyor bu Erdoğan'ın eşkıyaları ne yapıyor diyor. Türkiye'deki Hristiyanlara nasıl baktığını evet, Erdoğan'ın evet. eşkıyaların görün diye. Görün diyor. Paylaşıyor. Şeyi işaretliyor. Blinken'ı. Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı. Biliyorsun Amerika Dini Özgürlükler raporu yayınlar her sene ve Türkiye'deki gayrimüslimlere dönük de böyle bir raporun koca en önemli bölümlerinden biri odur. Burada da öyle bir şikayet görüyoruz. Bu görüntüler Erdoğan eşkıyalarının Türkiye'deki Hristiyanlara dönük saldırısı olarak verildi. Halbuki içip içip kendinden geçen tiplerden söz ediyoruz. Devam edelim. Ağzıyla içmeyenlerden. Tabii ki Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan kiliseye saygısızlık bilimimize yönelik bir provokasyondur diye konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Böyle bir edepsizliği kabul etmemiz mümkün değildir. Devam edelim. Dedi. Fahrettin Altun da bunları yapanlar hukuk önünde hesap verecekler diyor. Bu tür kışkırtmalara prim vermeyecek milletimiz diyor. Devam edelim. Şey bile oldu bak sadece bunlar değil Süleyman Soylu da gözaltı haberini veriyor. Aşağı yukarı bütün hükümet yetkilileri bu yönde açıklamalar yaptı ve mesela Nevşin Mengü falan dediler ki çok ilginç diyor niye acaba böyle apar topar bir sürü açıklama yaptılar. Yani mesela kınasa bir dert kınamasa siz niye açıklama yapıyorsunuz? Kınamalarından şu sonuca çıkıyorlar. Paranoya bakar mısın? Paranoya değil ne o? Şizofreni. Kınamalarından demek ki bunlar organize ettiler ki hemen kınadılar falan gibi böyle saçma sapan sonuçlara vardılar. Devam edelim. Daha bu silah olayında niye açıklama yapmıyorsun diye hala tweetler atıyor insanlar. Ya daha dün yapıldı açıklama İçişleri Bakanlığı'nda. Kadıköy'deki kilise saygısızlığı ırkçı din cambazı soytarılığın işidir ve adresi bellidir. Oo. Şimdi Orhan Aydın şeye AK Partililer yapmıştır diyor. Yani o adresi açık açık söyleyemiyor da biz söyleyelim. AK Partililer yapmıştır diyor ya da işte niye dayanarak diyor? Dinciler yapmıştır diyor. Niye şeye dayanarak demiyor. Demiyor. Yani. Kafasındaki kurgulara dayanarak diyor. Kendi mahallesinden insanlar olamaz çünkü. Yani mutlaka her kötülüğü Türkiye'nin muhafazakarları yapar. Devam edelim. Kafa orada çünkü. Evet, Taylan Kulaçoğlu da sosyal ortam bir süre sonra siyasala dönüyor. Bu yüzden gericiler bir teori görmedim ilk bu arada, başta sosyal ortamlara saldırarak bitirmeye çalışıyorlar. Gezi sonrası Beyoğlu, şimdi de sırada Kadıköy var. Demek ki Gezi'yi de mi acaba hükümet yaptı? Yani işte. Beyoğlu'nu öldürmek için herhalde o da öyle bir komplo. O da çünkü ki adres belli. Beyoğlu'nu bitirmek için yaptılar herhalde. Adres belli. Cami ayakkabıyla girdiler diyenler kimse Kadıköy'de kiliseye saldıranlar onlardır. Yani yine işte dindar insanlar kilisenin üstüne çıkıp içip göbek atmış vurgusu var Taylan Kulaçoğlu'nda. Devam edelim. Niye bu iddiada bulunuyorlar? Şundan hükümet ve muhafazakarlar Kadıköy'e gıcık. Kadıköy'deki o alkol ve eğlence ortamını yok etmek için oraya adam salıyorlar. Yani gidin yani mesela ben yani hükümetim sen benim adamımsın. Bir şey söyleyeceğim. O meydanda 400-500 kişi var. Evet. Neredeyse dolmuşlar oraya. Evet. Ya zaten hepsini birden mi oraya organize bir şekilde koydu? Bir kişi de demiyor mu ya? Saçma sapan bir şey abi. Ne yapıyorsun? Saygısızlık yapıyorsun. Şey deseler, ya bize yakışmaz diyeceklerine onu bile hükümete. Yani bu şöyle bir şey. Ben hükümetim, sen benim militanımsın Çağdaş. Ben sana diyorum ki git Kadıköy'de iç. Sonra kilise duvarına çık göbek at. Biz de böylece Kadıköy'ü dizayn etme. Bir de senin de sabahın beşinde gözaltına alacağız. Mahkemede sürüneceksin. Yanlış yani. Anlama. Devam edelim. Suçlu Anadolu oldu bir anda. Tabii. Anadolu irfanı Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne çökmüş. Utancınız bol olsun. Evet. Yani yine Anadolu halkı kendi halinde işte yaşayıp geçinip gitmeye çalışan insanlar bir anda suçlu oldular. Devam edelim. Kadıköy'ü Taksim'e çevirmek için başlatılan operasyondan ve bu sözde alkollü kişilerin herhalde ölçüm yapmış kendisi sözlediğine göre.
Normal Kadıköy kitlesi. Abi normal Kadıköy kitlesi ne ya? Ben mesela Kadıköy'e gidiyorum. Tıbbi bir tabir mi ya? Şuradan da bir Kadıköy kitlesi evet. var. Şunu ben Kadıköylü değilim. Kadıköy'de oturmuyorum. Komşu ilçesinde oturuyorum. Arada bir de uğruyorum. Almayacak mısınız beni? Yani ne demek normal Kadıköy kitlesi ya? Şey değil mi? İkametgah ilmi haberiyle mi gireceğiz abi şeye? Süremiz mekana. Neredeyse bitti. Diğer görselde şöyle hızlıca bir dönelim. Bu arada şey... Siyasa... Şeye tepki gösteriyorlar. Bazı Kadıköylüler de Allah sizi kahretsin diyor. Bitirdiniz Kadıköy'ü diyor. Tabii. Onlara tepki gösteriyorlar. Evet, aynı şeyler, aynı devam, şeyler edelim. Devam edelim. İktidar yapıyor diyor. Devam Emin ediyor. Emin olduk diyor. Evet. Evet. Bu arada kendileri gibi olmayan Kadıköylüleri de tepki gösteriyorlar. Yani bu duruma tepki gösteren Kadıköylüleri de tepki gösteriyorlar. Devam edelim. Bak mesela bir Kadıköylü. Bu da muhalif. Solcu bir şey. Kadıköy Barlar Sokağı ve sokağı kesen diğer sokaklarda yaşayanların ızdırabına kayıtsız kalamayız. Sabahın ilk saatlerine dek eğlence adı altında işgal edilen bu sokakların tahammül edilemez gürültü kirliliği, hijyen koşullarının ihlali, ev camlarına işemeler, alkol taşkınlıkları kabul edilemez. Dünyanın hiçbir medeni şehrinde yapılamayacaklar. Sırf muhafazakar hükümet idaresine muhalefet anarşizmine savrularak Kadıköy halkına yapılamaz. Barlar Sokağı ilkeli işletmelerine yer aldı. Sokak işgalinin engellendiği bir yere dönüşmeli. Yani o mesela AKP'liler geldi yaptı falan demiyor. Her Devam gün yaşıyor çünkü oradaki evet. süreci. Yani her gün oraya AK Parti evet. militanlarını mı gönderiyor? Evet. Hepsine alkol parası verip gidin camları işleyin mi diyor yani. Yaptırtıyor yani. Bakın bu hanımefendi de bir Ermeni vatandaşımız, orada yaşayan bir Ermeni vatandaşımız. Belki de o kilisenin cemaatinden. Kadıköy Moda'nın şu son dönemde gündeme sık sık gelmesine şaşıranlar görüyorum. Neyse bir sonrakine geçelim. Hep diyor sineye çektik, bunlar var diyor uzun süreden beri. Asıl sorumlu evlerin altına içki ruhsatı veren ama denetimini ya da bu evin altında bu bar olur mu? Sokağın sakinlerini yan apartmandan rahatsız eder mi diye düşünmeden belediye ve dükkanlarını kiraya veren ev sahipleri. Bilmem ne ev sahiplerini ve esas belediyeyi suçladıktan sonra... Her ne kadar arsızlığın özgürlük olduğunu sanan kitle şu son birkaç haftayı mevcut iktidarın gibi göstermeye çalışsa da kendilerini üzülerek söylüyorum. Gayet kendilerinden olan çomarlar bunlar. Yani içen ama ağzıyla içemeyen çomarlar. Sahili, ara sokakları, her yeri mahveden, içmeyi bilmeyen falan filan. Yani siz mesela hükümet diyorsunuz da ben orada yaşıyorum diyor. Ve Ermeni ve muhalif. Ya biz yaptık diyor yani. Bizim şeyler yaptı diyor. Ve biz buna ortam sağlıyoruz diyor. Devam edelim. Devam edemiyoruz. Süremiz bayağı açtık. O yüzden aslında çok güzel bir iki şey daha vardı ama neyse artık. Onları da artık sonraki programlara saklayalım. Bugün 107 bin kayıp silah yalanını ve kilisede bir tertiple AK Parti militanları, hükümet yok şu yaptı bu yaptı diyenlerin bizzat Kadıköylülerin ağzından yalanlandığını ifade ettik ve anlattık. Yalancının mumunu söndürmeye devam edeceğiz. Haftaya yeniden buluşmak üzere.